Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Amerika hala fırsatlar ülkesi mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii biliyorsunuz bu sene bütün dünyayı etkileyen koronavirüsü kriziyle karşı karşıya kalındı ve Mart ayından beri Amerika'da da ciddi anlamda hem sağlık krizi hem de işsizlik ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kalındı. Çünkü doğal olarak iş yerlerinin kapatılması, ticari hayatın etkilenmesi, uçuşların, seyahatlerin etkilenmesi, insanların yaşamını ve ekonomik durumunu maalesef etkiledi. Dolayısıyla bu gerçekten uluslararası bir felaket olduğu için tabii ki bu dönemde Amerika'nın da etkilenmiş olması çok ve insanların tabii fırsatlar yönünde ya da fırsat arama yönünde belki imkanlarını ya da fırsatlarını etkilemiş olabilir. Dolayısıyla hani hala fırsatların ülkesi mi demek Amerika için? Şimdi burada önemli olan tabii şu an yaşanan krizin geride bırakılması ve kriz geride kaldıktan sonra da neyle karşı karşıya kalacağının görülmesi. Dolayısıyla bunu bir görmek gerekecek. İkinci durum ise şöyle söyleyebilirim. Tabii biliyorsunuz her kriz döneminde kimisi için maalesef kriz ve kötü günler anlamına gelirken başkaları için de bir fırsat anlamına ya da çok daha imkanlar yaratma noktasında fırsatlar doğurabilir. O açıdan hani bu iki türlü de görülebilir olay ama sonuçta uluslararası bir krize karşı karşıyayız. Buradaki önemli nokta bu krizi geride bırakıyor olmak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.